Düşürülmesi ve KCK davasından tutuklu 5 milletvekilinin serbest bırakılmaması nedeniyle meclisi boykot eden BDP ilk grup toplantısını Diyarbakır'da yaptı. Geçen hafta Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloğunun desteklediği 29 bağımsız milletvekilinin BDP'ye geçmesinden sonra mecliste BDP grubu kurulmuştu. Meclis boykotunu sürdüren ve meclis başkanlığı seçimine de katılmayan BDP grubu bugün Selahattin Demirtaş başkanlığında Diyarbakır'da toplandı. Demirtaş ilk grup toplantısında seçimde elde ettikleri başarıyı açıklarken iktidarı suçladı. Biz sadece AKP'ye karşı bir seçim zaferi elde etmedik. AKP'nin polisine, valisine, kaymakamına, makarnasına, rüşvetine, medyasına ne varsa devlete ait, kamu ait ne varsa arkasına almış bir devlet partisine karşı bir zafer elde ettik. Ve elde ettiğimiz zafer sadece bir seçim zaferi değildir. İdeolojik olarak, ideolojik açıdan artık tartışmasız bir şekilde devlet Kürtlere yenilmiştir. Erdoğan Türkiye'nin yeni anayasa talebini MHP ile çarçur ederse yazık olur. Türkiye bu ortama kolay erişmedi diyen Demirtaş, AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa değil, ittifakla yeni bir statüko kurma arayışında olduğunu öne sürdü. Türkiye toplumu eğer bize yönelik bu kadar tehdit, hakaret dilini kullanan bir başbakanın MHP ile anlaşıp yeni bir anayasayla bütün sorunları çözebileceğini düşünüyorsa biz meclis dışındayız, hazırız. Alkışlayacağız onları. Merak ediyoruz. Örneğin MHP ile birlikte nasıl bir anayasa yapacaklar? Kürtlerin sorununu, Alevilerin sorununu, başörtülülerin sorununu, emekçilerin sorunlarını nasıl çözecekler merak ediyoruz. Türkiye'de yeni anayasa yapılacaksa, yeni anayasa tartışması yapılıyorsa niçin yapılıyor değerli arkadaşlar? MHP'nin acil ihtiyaçları için mi yeni anayasayı tartışıyoruz? Yeterince ırkçı, yeterince milliyetçi, yeterince faşist olmadığı için mi yeni anayasayı tartışıyoruz? Buyursunlar, ellerini kollarını bağlayan da yok. Öyle bizleri MHP ile tehdit ederek, şantaj yaparak yeni anayasayı onlarla yaparız diyerek bizim bu tavrımızı, duruşumuzu asla ama asla zerre kadar esnetemezler. Selahattin Demirtaş sözü daha sonra Oya Eronat'ın mazbatasını nasıl aldığına getirdi. AKP bunun hesabını yapmıştır. Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin YSK tarafından düşürülmesi için girişimde bulunmuştur. Ve aynı saatte milletvekili adayı Diyarbakır'da olmamasına rağmen daha önce avukata verilmiş, hazırlıklı bir şekilde avukata verilmiş bir vekaletname ile aynı saat içerisinde mazbata alınmıştır. Başka aday mı yoktu diyen Erdoğan'a cevap veren Demirtaş, bizde bu onurlu mücadeleyi yürütecek adam da kadın da çok diye çıkıştı. Bu krizi ortaya çıkaran bizler değiliz. Başka aday mı yoktu, bunları gösterdiniz diyen başbakana şuradan en okalı cevabı vermek isterdik ama grup toplantısının nizamına yakışmaz. Bizde adam çok, kadın çok, bu onurlu mücadeleyi temsil edecek 7'den 70'e her bir partilimiz senden daha iyi siyaset yapar, bunun farkındayız. Demirtaş meclise nasıl döneceklerini de şöyle açıkladı. Mesele şudur, tek cümleyle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürt halkına demokratik siyaset kanallarını açarak Kürt halkının siyaset hakkını kabul ediyor mu, etmiyor mu? Bu sorunun cevabının net verilmesi lazım. Hiçbir tereddüte yer verilmeden güvenceleriyle birlikte verilmesi lazım. Yok eğer devlet 80 yıldır bize yaklaştığı gibi sadece bana teslim olmuş Kürtlere siyaset hakkı vardır. Ben özgür Kürt, onurlu Kürt istemem, muhalif Kürt istemem diyorsa biz de diyoruz ki biz de sizin köleniz değiliz. Alternatifsiz değiliz, çaresiz değiliz.